AK Parti iktidarı tarafından hazırlanan çözüm paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Altı madde ile amacının açıklandığı kanun tasarısı için bu kanunun amacı terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir denildi tasarı, müzakereyi yürütenlerin cezai ve hukuki sorumluluğunun olmayacağı, Bakanlar Kurulu'nun her türlü tedbir almakla yetkili olacağı, hükümetin sürece ilişkin kişi ve kurum görevlendirebileceği ve silah bırakanların geri dönüşü için gerekli tedbirlerin alınacağı gibi düzenlemeler içeriyor. Kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Hükümetin çözüm süreci kapsamında yürüteceği çalışmalar tasarıda şöyle sıralanıyor terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımların belirlenmesi. Gerekli görülmesi halinde yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar verilmesi. Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleriyle sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirlerin alınması. Düzenleme kapsamında yapılan çalışmalarla alınan tedbirlere ilişkin kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi. Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izleyecek ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması gerekli mevzuat çalışmalarının Parti, yapılması. İktidar partisi dahil bütün milletvekillerinin. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, tasarının meclis tatile girmeden yasalaşacağını belirtti. Sürece yeni bir ivme kazandırma çalışması için değil. Bu arada paketle ilgili muhalefetten ilk değerlendirme geldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay pakete destek vereceklerini belirtti. Hükümetin Kürt sorunundan e, beslendiğini beslendiğini Kürt sorunu kaynaklı terörden beslendiğini, bundan siyasi olarak istifade ettiğini düşünenlerden. Böyle düşünüyorum. Hükümetin bu konuda iyi niyetine, samimiyetine güvenmiyorum. Ama sizin basının merak ettiği bu tasarıya CHP ne diyor? Bu tasarıya biz olumsuz bir yaklaşımda bulunmuyoruz, bulunmayacağız. MHP ise CHP ile aynı fikirde değildi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural, Meclis Başkanı Çiçeğ'e seslendi. Teklifi iade et dedi. Nihai hedefi terörs başını İmral'dan çıkartmak, PKK'yı siyasallaştırmak, Doğu ve Güneydoğu'da PKK KCK devleti kurmak, Erdoğan'ı ise Cumhurbaşkanı yapmaktır. Ey Cem Çiçek, bu yasa teklifini iade et. Nasıl fezlekeleri iade ediyorsam, terör örgütünün dayatmasıyla, onun arzusuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa teklifi getirilemez de görelim seni.